Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra sizinle alışverişimi paylaşacağım. Ben de özlemişim bu arada alışveriş videosu çekmeyi. Biliyorsunuz Kasım'da çok çok büyük indirimler oluyor. Daha Black Friday gelmedi ama Kasım'ın başından beri bu indirimler başlayıp sonuna kadar devam ediyor. Ben de Trendyol'un büyük Kasım indirimden birkaç parça bir şeyler aldım ve onu da sizinle paylaşmak istedim. Hala şu an indirim devam ediyor. Sanırım birkaç gün daha sürecek. Ben de zaman kaybetmeden, kargolarım çünkü daha yeni geldi, dün geldi. Hemen çekmek istedim. Belki size de bir fikir olur diye ya da indirimli bir şekilde almak istersiniz diye. Daha fazla uzatmadan aldıklarıma geçiyorum. Şu an böyle bir yığınla aşağıda duruyorlar. Aslında birazcık ihtiyaç alışverişi yaptım kışa yönelik. Şöyle bir süveter aldım. Zaten birkaç senedir süveterler çok moda. Ben de bunun rengini ve böyle dokusunu çok beğenmiştim. Yorumlarını da okuduğumda böyle herkes işte çok yumuşak falan yazmıştı. Bu da ne zamandır favorilerimdeydi. Ve bunu artık indirimdeyken almak istedim. Bunu böyle gömleklerin üstüne düşünüyorum ama bunu böyle sade olarak da giyilebiliyor. Yani sade olarak da giyiyorlar. Bunu ben MB'den aldım. Çünkü zaten gömleğin üstüne giyeceğim ya, birazcık böyle geniş olsun, üstüme yapışsın istemedim. Trendyol Mille bu arada bu. Sonra şöyle bir, hatta içine hemen doldurdum. Kartlık aldım. Cüzdan da denebilir ama çok minik. Genelde çantalarım çok küçük çünkü. Diğer cüzdanlarımın hepsi de daha büyük ve sığmıyor. Bu şekilde böyle pratik. Hemen şuraya kart koymalık. Şurada küçük bir yeri var ve şurada küçük işte para koymaya bir fermuarlı yeri var. Bunu da Adax'tan aldım. Bu da indirimdeydi. Bu biraz kışla alakasız. Fakat bu da ne zamandır favorilerimdeydi. Bunun rengini çok beğendim. Böyle nasıl desem, mürdüm gibi bir rengi var. Aslında tam şu an videoda net çıkıyor mu bilmiyorum ama rengine bayıldım. Bunu da XLB'den aldım. Böyle bir biker tight zaten bende vardı ama bu bir tık daha kısa onlardan aslında. Bir de dediğim gibi rengini beğendiğim için aldım. Böyle yazın ya da mevsim sonlarında giyilebilir. Çünkü tok bir kumaşı var aslında. Çok böyle aşırı kışın giyilmese de çok yazlık bir ürün de değil. Yani hani kışa doğru da giyilebilir diye düşünüyorum. Sivitlerle, gömleklerle. Ve aslında en almak istediğim ve uzun zamandır alsam mı diye düşündüğüm bu Trendyol'un jean'i. Zaten bunu kesinlikle görmüşsünüzdür. Paçaları şu şekilde. Nasıl göstereyim? Paçaları şu şekilde geliyor. Ve son zamanlarda çok popüler bir jean aslında. Ben bunu ne zamandır böyle kendime almamak için tutuyordum. Ama sonunda indirime yenik düştüm. Ve indirimin yanısına ekstra da kuponum vardı. Onu da kullanarak aslında bayağı bir uygun fiyata almış oldum. Dedikleri kadar, abartıldığı kadar varmış bence. Çünkü denedim ve hani boyu, bedeni üstüme tam oturdu. Ben en küçük bedenini aldım. Ama mesela bazıları işte boyu uzun geldi, kestirdik falan demişti. Benim hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. Hani böyle dediğim gibi üstüme dikilmiş gibi cuk oturdu. Bunu da çok beğendim. Sadece bunda kendi bedeninizden bir beden küçük alın diyorlar. Çünkü bollaşma yapıyormuş birkaç giyimden sonra. Bunu da söyleyeyim. Bence bunu indirimdeyken kaçırmayın. Aşırı bayıldığım bir ürün. Bence bu alışverişimin favorisi diyebilirim. Ve tatlış bir kaza geçiyorum. Şöyle kalpli ve beklemediğim kadar aşırı kalın. Yani kalın olmasını bekliyordum ama bu kadar kalın olacağını düşünmüyordum. Kazaklarımın arasından en kalını falan olabilir. Böyle Uludağ'da falan giyilecek türde, o kadar diyeyim. Ama tek bir sıkıntısı, şurada görüyorsunuzdur. Şöyle hafif şu ön kısmının dikişi mi desem. Şu yeri çok az böyle bir sökülmüş. Ama bilmiyorum, iade etmek de istemiyorum. Sorun olmazsa ya orayı dikerim ya da keserim, belli olmazsa. Çünkü bedenleri falan tükenen bir ürün. Hani ara ara geliyor ama şu an hepsini birlikte toplu bir şekilde almışken bir daha iade edesim gelmedi. Ve dediğim gibi aşırı yumuş. Böyle her şekilde giyilebilir, her şeyle kombinlenebilir. Hatta biraz önceki jean'le de bunu denedim ve mükemmel oldu. Bunu da MB'den aldım. Biraz böyle daha salaş dursun diye. Ve pijamaya geçiyoruz. Alakasız ürünler almışım. Dediğim gibi ihtiyacıma yönelik bir alışverişti.
Şöyle uzun kollu. Burasında fil, evet. Koala'ya benzettim başta ama fil. Fil desenli çok tatlış bir üst. Böyle kumaşı yumuşak, gayet güzel. Çünkü ben pijamalarda yumuşak olmasını seviyorum. Böyle sert kumaşları pek sevmiyorum. Çok rahat olmuyor. Bunun hem uzun kollu olması hem böyle yakalarının olması ve fil olması çok tatlılaştırmış bence. Bu da şöyle şortlu bir takım. Bu da her şekilde her zaman giyilebilir düşünüyorum. Aşırı soğuk olmadığı derece tabii ki de. Ve şöyle minik bir üstümüz var. Bunun çok dar olduğunu söylemişlerdi. Yani yorumlarda öyle yazıyordu. Ben de S beden aldım. Bunu denemedim ama olacağını düşünüyorum. Sadece bazılarında bu lastik kısmı bol gelmiş. Ama bazılarında da çok dar olmuş. Bilmiyorum, bir orantısızlık mı var. Ama bunu da böyle dediğim gibi düz beyaz olduğu için aldım. Çünkü çok fazla beyaz şeyim yok aslında. Bu da böyle jeanlerle ya da işte ne bileyim spora giderken taytlarla, yani her şekilde olabilecek bir üst aslında. Kumaşı birazcık değişik, böyle dalgıç gibi parlak bir kumaşı var. Bilmiyorum, bu da indirimde aldığım için bence fiyatına göre güzel kombinlenebilir bir parça. Hani giy çık parçası diyebilirim ona. Ve şöyle önü fermuarlı, yine crop şeklinde. Bazıları bunu hırka olarak kullanmış. Bazıları direkt üst olarak kullanmış. Ben üst olarak kullanırım diye aldım. Hani bildiğiniz normal, içine hiçbir şey giymeden önlü kapalı bir şekilde üst olarak kullanırım. Bunu da SB'den aldım. XB'den almışım. Çünkü tam oldu. XS alsaydım hem dar olurdu hem bir tık daha bence crop olurdu. Şu an bence boyutu iyi. Sadece buna göre bence bir tık daha uzun olabilirdi boyu. Yani ben normalde hep göbeği açık ya da crop top hani giymeme rağmen bir tık kısa geldi bence kumaşına göre. Hani birazcık kışlık olduğu için. O şekilde bunu da dediğim gibi SB'den aldım. Ve bunun bir sürü rengi vardı. Böyle mavisi, işte bu rengi, kremi falan. Kesinlikle kremini de almayı düşünüyorum. Çok tatlı ve bu da yumuşacık bir şey. Diğeri birazcık ileride kalmış. Bunun henüz paketini bile açmadım. Yani dış paketini açtım da şunu açmadım. Çünkü bu daha bugün geldi. Yine bence indirim zamanına göre kargolar hızlı geliyor. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Bunu peluş olduğu için aldım. Yani bu peluşluğuna vuruldum aslında. Çünkü çanta normal standart bir çanta. Housepack'in bir çantası. Zaten daha önce bu markanın bir çantasını daha kullanmıştım. O da güzeldi, kaliteliydi. Ama bunu dediğim gibi şöyle şu yumoşluğundan aldım. Bu sene zaten böyle yumoş şeyler de moda. Kışlık bence çok çok uygun bir çanta ve krem rengini tercih ettim. Çünkü her şeyle uyum sağlasın diye. Diğer çantalarım fazla renkli çünkü pek uyum sağlamıyor. İçi de bu arada bayağı geniş duruyor. Normalde bu tarz çantalar böyle küçük oluyor ama şöyle içine şu an tabii bayağı bir gazete doldurmuşlar. Ama buradan da genişliğini görebilirsiniz. Bunu da indirimde aldım. Bu da bayağı bir uyguna geldi. Çünkü bu fırsat ürünü mü oldu anlık? Böyle bir şey oldu ve ben de anlık indirimi yakaladım. Ki ne zamandır baktığım bir çantaydı. İyi ki o fiyata almamışım. Yoksa pişman olurdum. Yani şöyle pişman olurdum. O fiyata da değer ama o indirimi gördükten sonra insan tabii ki de keşke almasaydım deyip pişman olabiliyor. Bunlara bu arada aşağı koleksiyon yapıp link şeklinde eklerim. Oradan yine bakabilirsiniz. Stokta varsa, işte indirimde varsa almak isterseniz. Ve en son şu an kaldıramıyorum, o kadar ağır ki. Bence Star ürünüme geçiyorum. Yani en çok beğendiğim, en çok istediğim bir ürüne geçiyorum. Bunu da Trendyol'dan aldım ama Stradivarius markası. Şöyle bu çizmelerden. Bu şekilde göstereyim. O kadar ağır ki bu arada. Kutusunda, kutusuyla mı bilmiyorum ama 2 kilo yazıyordu. Hani bayağı büyük ve ağır bir çizme. Kaba duran bir çizme ama ben kaba duruşu seviyorum. Yani ayağımdaki o kaba duruşunu sevdim. Eğer siz kaba sevmiyorsanız bence çok tercih edeceğiniz bir çizme değil. Şurası da mesela tabii ki benim bacaklarım bir tık ince olduğu için hafif bir bolluk oluyor ama rahatsız edici bir bolluk değil. Ben bunu çok sevdim. Henüz daha giymedim gördüğünüz gibi. Ama şu an böyle odamda duruyor ve baktıkça bile mutlu oluyorum. Bence bu ömür boyu gidecek türde bir çizme. Çünkü dediğim gibi çok kalın ve çok
Hani böyle kaliteli bir şey. Hani ömürlük bir şey almak istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Buna yatırım yapabilirsiniz bence. Ben çok severek aldım. İnşallah sadece tek bir kafamda düşünce var. Böyle çok giydiğimde birazcık ayak ağrıtacak gibi duruyor. Ama inşallah ağrıtmaz diyelim. Alışverişim bu kadardı. Dediğim gibi benim için ihtiyacı yönelik bir alışveriş oldu. Tabii ki de birazcık kışlık bir alışveriş oldu. İndirimler sanırım hala devam ediyor. Zaten o yüzden bu videoyu çekmekte hemen böyle acele ettim. İndirimler bitmeden inşallah yetişebilirim, çekebilirim diye. Aşağı aldığım ürünlerin koleksiyonunu bırakırım. İsterseniz bakabilirsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video istiyorsanız da yoruma yazabilirsiniz ya da merak ettiğiniz farklı şeyleri de yoruma yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olabilirsiniz.